Böyle bir günde önemli olan ülkenin çıkarları etrafında bir araya gelmek, ulusal çıkarlar açısından aynı noktada bulunabilmek. Bu noktada iktidar ve muhalefet arasındaki ayrım kalkıyor ve ülkenin çıkarları ön plana çıkıyor. Bölge çalkantılı, uluslararası güçlerin tamamen işgali altında ve Suriye'de siyasi çözüm perspektifi şu an itibariyle hayli zorlaşmış durumda. Türkiye kendi sınır güvenliğini, kendi emniyetini sağlamak zorunda. Bizim temennimiz Mehmetçiğimizin burnu kanamadan bu operasyonun başarılı bir şekilde tamamlanması ve terör unsurlarının sınırımızdan arındırılmasıdır. Önemli olan ülkenin selameti, güvenliği ve çıkarlarıdır. Bu vesileyle bir iki önemli hususa değinmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi hiç şüphesiz ordumuz başarılı olacaktır. Ancak Türkiye'ye dönük özellikle hükümetin yapısından kaynaklanan, dış politikayı yürütme yapısından kaynaklanan alerjiler vardır dışarıda. Bunların toparlanıp Türkiye'ye karşı bir böyle kritik bir dönemde bir hamleye dönüşmemesi için diplomatik faaliyetlerin ve çabaların güçlendirilmesi lazım. Bugün Fransa'nın ön ayak olduğu karar tasarısı Güvenlik Konseyi'ne geliyor. Elbette bu zamana kadar Suriye ile ilgili çeşitli Güvenlik Konseyi kararları alındı. ABD o bölgeyi işgal ederken, Rusya o bölgede üsler elde edilirken, ederken Fransa'nın aklına gelmedi böyle bir karar tasarısı. Ama şimdi bu karar tasarısının arkasına saklanmış bazı ülkelerin olduğunu biliyoruz. Diplomatik çabaların hızlandırılması ve Türkiye'ye karşı bir bloklaşmanın oluşmasının engellenmesi önem taşıyor. Bugün bu karar tasarısında umuyoruz aklı selim davranılır ve niyeti aşan ifadeler yer almaz. Türkiye'nin bir an önce içinde bulunduğu uluslararası atmosferi ve kaypak uluslararası siyasi konjonktürü de dikkate alarak hızlı davranması önem taşımaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin burada hangi noktada durduğunu tam anlayamıyoruz. Esasen Türkiye'nin operasyonuna çok sıcak bakmadığını biliyoruz. Ve bundan da rahatsızlık duyduğunu ama kamuoyuna sanki normal bir şeymiş gibi davrandığının farkındayız. Öte yandan Rusya'nın, diğer Güvenlik Konseyi üyesi Rusya'nın operasyona, özellikle hava operasyonuna bir şekilde yeşil ışık yaktığını ama oradaki PKK ve PYD varlığıyla ters düşüp onu Amerika'nın kucağına itmek istemediğini de biliyoruz. Fransa'nın özellikle PKK ve Suriye'deki yönetimle temaslarının farkındayız. Yani PYD ve oradaki gruplarla. Şimdi böyle bir ortamda Güvenlik Konseyi toplanıyor ve Güvenlik Konseyi toplanınca Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda gerçek manada bu da bizim yanımızdadır diyebileceği hiçbir ülke yok. Onun için bu karar öncesi hala zaman var. Bütün çabaların gösterilmesi gerekir.